30 Kasım 1963 günü Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makaryos, Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk liderliğine anayasanın 13 maddesinde değişiklik yapılması için teklifte bulundu. EOKA kurmayları, Türklerin bu teklifi kabul etmeyeceklerini bildiklerinden ada çapında kaos yaratacak eylemler planladılar ve 4 Aralık günü harekete geçtiler. Gümrük onlardaydı, limanlar onlardaydı. O kanton bize ayrılmış bölgelerini çıkar, onların bölgelerine giderdik. Bir Rum polisin gözüne bakmamaya çalışırdık. Yanından geçmemeye çalışırdık. Çünkü eğer Rum polisin canı çekerseydi, Türk olduğumuzu hissederseydi ya bizi döverdi ya sövebilirdi. EOKA'cı Marcos Dragos'un heykeline atılan bomba, EOKA'cıların beklediği etkiyi yarattı ve Türklere yönelik bir tepki hareketi oluşturdu. Yemeğimizi paylaştık. Şarkımızı, türkümüzü paylaştık. Karşılaştığımız zaman, şimdi senin de elinde bir silah var, bana da bir silah vermişler. Cephede burada, şimdi karşılaştık. Ben kaldırıp seni gördüğüm zaman, inan ki ben vuramam, atamam dedim. Ben atarım abi dedi. Türkiye'de 2 Aralık 1963 günü Başbakan İnönü'nün istifası ve Ankara'daki koalisyon pazarlıklarından dolayı Türkiye'nin tepki veremeyeceğini hesaplayan Makaryos, Akritas planı doğrultusunda Türklere saldırı emrini verdi. 21 Aralık Cumartesi sabahı olayı protesto etmek maksadıyla Lefkoşa Türk Lisesi bahçesine toplanan öğrencilerin üzerine Rum polisler, ciplerden makineli tüfeklerle ateş açtılar. Hemen arkasından Denktaş'ın bürosu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Küçük'ün ikametgahı hedef seçildi. 23 Aralık 1963 gününün erken saatlerinde ağır silahlarla donatılmış EOKA ve Rum milisler Lefkoşa'nın Türk kesimine saldırıya geçtiler. Saldırıya Türk Mukavemet Teşkilatı mensupları ve silahlı vatandaşlar da karşılık verdi. Her iki taraftan ölen ve yaralananlar oldu. Aynı gün Larnaka, Limassol, Baf gibi bölgelerde Türk semtlerinin elektriği ve suyu kesildi. Türk köylerine acımasızca baskınlar yapıldı. Pek çok Türk bu olaylar sırasında rehin alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Türkler de işlerinden kovuldu. Türk polisleri ise silahlarını el konularak gözaltına alındılar.